günde deprem bölgesinde yaklaşık 3 milyon 775 bin yemek veriliyor. Ve yine bunun yanı sıra da 4 milyon 126 bin ekmek dağıtılıyor. Sadece 350 bin ekmek burada, yani Kahramanmaraş'ta veriliyor. Ve yine bunun yanı sıra özellikle bir yeni bir uygulamamızla esnaf teşkilatlarımızla beraber depremin etkilediği vilayetlerde toplantılar yapıldı. Ve buralarda yıkılan esnafların yerine geçici esnaf çarşıları oluşturulmaya başlandı. Kahramanmaraş merkezde 1350 civarında geçici esnaf çarşısı oluşturulmaya başlandı. Elbistan'da bir örnek olarak 4 çarşı yapmıştık, 3'ü açıldı. 4.'sü de bugün yarın hizmete girmiş olacak. Hatay'da da öyle. Toplam 10 bin çarşı yapılıyor. Bunu iki şekilde yapıyoruz. Bunun 2000 civarındakini emlak konut kendisi yapıyor. Yaklaşık 8 bin tanesini de AFAD'la birlikte illerimizle koordine ederek bağışçılarla beraber gerçekleştiriyoruz. Ve toplam 10 bin esnafımıza arkada gördüğünüz gibi çarşılarda olduğu gibi hem gelip yıkılan iş yerlerinin yerine eşyasını, malını koyarak ticaretine başlayacak. Berberse tıraşına başlayacak. Terzi ise dikimine başlayacak. Ve geçici olarak yeni iş yerleri yapılana kadar şehrin çeşitli yerlerinde esnaf teşkilatlarıyla yapılan istişareler çerçevesinde hem onların belirlediği alanlara ait olabilecek şekilde, onların belirlediği ticari kategorilere ait olabilecek şekilde gerçekleştirilmektedir. Biraz önce de Kocaelili hemşehrilerimizin yaptığı esnaf çarşısının ilk yapılanlarını gördük. O da 7-8 gün içerisinde tamamlanmış olacak. Ve böylece şu anda yaklaşık 5000'in yapımına başlandı. Zannediyorum 10 gün içinde biter. Diğer 5000'i de diğer 10 gün içerisinde biter. Ve böylece de bir esnaf hareketliliği de bu şehirlerde oluşmuş durumda gelecek. Ayrıca Kahramanmaraş'ta bir de kuru gıdacılara yönelik bir toptancı geçici olarak hal yapıldı. O da hemen çalışmaya başladı. Ve yine bunun yanı sıra toplam deprem bölgesinde 203 sosyal market var. Ve bu 203 sosyal market vatandaşlarımızın özellikle giyimden diğer tüm ihtiyaçlarına kadar bütün ihtiyaçlarını karşılıyor ve devam ettiriyor. Ve şu ana kadar da bir söyleyeceğim de şu ana kadar az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, evi yıkılan ve acil yıkılacak vatandaşlarımızın her ev başına, kiracı, ev sahibi fark etmeden 1 milyon 70 bin kişiye 10'ar bin lira ödenmiş oldu. Ve şimdi yine Sayın Cumhurbaşkanımızın kamuoyuna duyurmasıyla birlikte burada bir ayrım var. Evi taşınacak olanlar, yani biliyorsunuz orta hasarların evi şu anda girilecek durumda değil, girilmez. O taşınacak. İki, ağır hasarlılar evleri taşınacak. Üç, evi acil yıkılacak olanların evleri taşınacak. Evi yıkılmış olanlar zaten doğal olarak taşınacak. Bu dört kategoride taşınma bedeli 15 bin lira verilecek. Yani bunların da ödenmesine başlandı. Bunu bir daha vatandaşlarımıza bilgi olsun diye ayırmak istiyorum. Taşınma bedeli 15 bin lira. Orta hasarlılara, ağır hasarlılara, evi acil yıkılacak olanlara ve evi tamamen enkaz haline gelmiş olanlara verilecek. Şu ana kadar da 129 bin haneye ödeme yapıldı ve bu ödemeler yapılmaya devam edecek. Ve yine bunun yanı sıra hasar tespitlerimizin önemli bir bölümü sona erdi. Ama özellikle Malatya'daki deprem, Defne'deki deprem, yani daha sonra gerçekleşen depremler ve artçı sarsıntılar sebebiyle hasar tespitleriyle ilgili bazı alanlarda
özellikle hasarsız, az hasarlı ve orta hasarlı binalara tekrar bir hasar tespiti yapılıyor. Bunlar da yakın bir zamanda tamamlanmış olacak. Bunların her birisi E-Devlet'ten yayınlanacak. Burada bir bilgilendirmeyi daha vatandaşımıza yapmak istiyorum. E-Devlet'ten hepsi yayınlandığı zaman bazı adreslerde benim evim hasarlı ama ben evimi hasarlı göremedim diyen vatandaşlarımız olacak. Bunun sebebi de şudur. Mernis'te mekansal adrese dayalı kayıt sisteminde Türkiye'deki bütün evler kayıtlıdır. Yalnız kayıtlı olmayan evler şunlardır. 1. 2018 sonrası yapılan kaçak binalar kayıtlı değildir. Eğer vatandaşımız burada hasarlılığını görmüyorsa muhakkak ki her ilçede ve her ilde kaymakamlıklarımızın ve valilerimizin önünde bulunan acil afet koordinasyon afet koordinasyon merkezlerine müracaat etsinler. Bu şu demektir. Oradaki müracaat merkezlerinde Çevre Şehircilik Bakanlığımızın elemanları da var. Yine orada tüm elektrikten suya kadar acil yardım ödeneklerine kadar zarar tespitlere kadar yani evinin zararı, arabasının zararı, eşyasının zararı bütün bu müracaatlara kadar alanlar var. Bunlara müracaat edebilirler. Bunlar zaten bu müracaatları kabul ediliyor. Bunu yaparken hasar tespitlerinde itirazı olanlar da buraya müracaat edecekler. Hasar tespitlerinde görünmüyorum diyenler de buraya müracaat edecek. Birinci sebep eğer evi imarda görünmüyorsa, daha önce yapılmışsa ve planlı değilse gidip oraya müracaatını yapabilir. Biz onlara da o 10 bin liralardan yardımcı olacağız. Bu bir. İkincisi bazen geçmişte kaldığı için suyun adresi veya elektrik faturasının adresi farklı olabilir. Vatandaş kendi adresine girdiği zaman onu orada görmediğini zannedebilir. Onun için bunun önemli bir bölümü %85-%90'ı doğrudur. Yani şu anda E-Devlet'te bu adresler doğrudur. Ama %10'unda geçmişten kalan adres yeni adresiyle çakışmadığı için bir eksiklik söz konusu olabilir. Bunda da yine bu itiraz merkezlerine gidecekler. Bu itiraz merkezlerinde bu adreslerini verecekler. Hem hasar tespitlerinin kendi binalarına nasıl tekabül ettiğini, nasıl onlarla karşılaştığını görecekler. Hem de başka bir şey daha sağlayacaklar. Onlar da şu eksikleri varsa da müracaat edecekler. Bir hasar tespitleriyle ilgili tespiti tekrar yapmış olacağız veya yapılmışsa doğru adresin üzerine o hasar tespitini geçirmiş olacağız. Yani buradan vatandaşımıza söyleyeceğimiz şudur. Bir bu konuda herhangi bir telaşa, herhangi bir sıkıntıya gerek duymasınlar. Müracaat merkezlerimiz bunun hepsini alacaklar. Eksik olan varsa da anında düzeltilecek. Eksiklik sebebiyle hesaplarına parası yatmayan olanlar varsa da hesaplarına parası yatmış olacaklar. Bu merkezlerimiz her ilde, her ilçede, her bölgede tamamen bunun için kurulmuş durumdadır. Yani bu bilgilendirmeleri mümkün olduğu ölçüler içerisinde hem AFAD'ın mesajlarıyla hem AFAD'ın resmi hesaplarıyla mümkün olduğunca televizyonlar vasıtasıyla, sosyal medya vasıtasıyla yaymaya çalışıyoruz. El birliğiyle toparlanacağız. Allah razı olsun. Milletimiz mütevekkil ve sabrı en yüksek noktada. Hep beraber şunu ifade etmek istiyorum. Sadece Kahramanmaraş'ta 4600'ün üzerinde mobil tuvaletimiz var. 1300'ün üzerinde mobil banyomuz var. Yaklaşık 1000'e yakın çamaşır makinemiz var. Ve bu bütün merkezlerimizde, bütün çadır merkezlerimizde, bütün konteyner merkezlerinde bunu sağlıyoruz. Bu detayların tamamına kadar, köylerimizdeki tüm detaylara kadar her biriyle teker teker ilgileniyoruz. Bazı meseleler peşi sıra geliyor olabilir, bazı meseleler aynı anda oluyor olabilir. Ama bütün bunlarla tek tek ilgilendiğimizi deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza bir kez daha ifade ediyoruz. Önümüz Ramazan. Ramazan'la ilgili bu bölgelerin tamamında bir planlama yaptık. Var olan belediyelerimiz neler yapacaklar? İftarlar nasıl verilecek? Oruç tutmayan çocuklarımız var, insanlarımız var, yaşlarımız var, hastalarımız var, tutamayanlarımız var. Bunlara ait günlük yemeklerimiz nasıl yapılacak? Nerede verilecek? Sahurlar nasıl yapılacak? Bütün bu planlamaların tamamı yaklaşık 4-5 gündür yerel yönetimlerimizle, ilgili koordinasyon birimlerimizle, valilerimizle, belediyelerimizle, bütün sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelinip hepsi değerlendirildi. Bir Ramazan planlaması
gerçekleştirdik ve bu Ramazan planlaması da yapılmaktadır. Çadır kentlerimizde, konteyner kentlerimizde eğitim planlamalarımız başladı. Milli Eğitim Bakanlığımız hepsiyle tek tek ilgilenmektedir. Çocuklarımızı eğitimden geri bırakmamak için ellerinden gelen bütün gayretleri yapıyorlar. Bütün süreçleri ortaya koyuyorlar. Konteyner kentlere planlamalarımız da şunu yapıyoruz konteyner kentlerde. Öncelikle vatandaşlarımızın ahirete irtihal eden vatandaş yakınları ahirete irtihal etmişse öncelik onların. Ondan sonra da yaşlılar, engelliler, yatalaklar, şehit aileleri, bütün bunları ardından da elbette ki devletin uzun zamandan beri yardımda bulunduğu insanları sıralayarak ev sahiplerine ve kiracılara bir arada konteyner planlamasını yaparak devam ettiriyoruz. Şu ana kadar konteyner planlamaları yaptığımız alanların %70'inin altyapısını tamamladık. Konteynerlarımızda üretildikçe konteyner şeyleri geliyorlar ve vatandaşlarımızı bu dediğim ölçüde, bu sıralamaya istinaden oralara yerleştiriyoruz. Yerleştirmeye de devam ediyoruz. Bugünkü verebileceğimiz bilgiler bu kadar. Bir taraftan esnaflarımıza geçici çarşılar kuruyoruz. Her biriyle teker teker ilgileniyoruz. Ramazan planlamalarını yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın gerek 10 bin liralık müracaatları, gerek 15 bin liralık taşıma yardımı ile ilgili süreçler devam ediyor. Eksikler varsa, benim ismim çıkmadı diyen varsa müracaat merkezlerine müracaat ediyorlar. Direkt AFAD'dan değerlendiriliyor ve hemen hesaplarına da paralar nakdi olarak gönderilmiş oluyor. Ben tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Allah zorumuzu hep beraber kolaylaştırsın. Milletçe bu afetin altından birlikte kalkacağız. İnşallah bu şehirler yine insanların birbirlerini gördükleri zaman kucaklaştıkları, selam verdikleri, eski günleri hatırladıkları, birbirleriyle parkta oturup sohbet ettikleri, esnaflarından alışveriş yaptıkları, simitçi dükkanından alışveriş yaptıkları, sohbet ettikleri, minarelerinden ezanları dinlediği zaman hangi müezzinin sesi olduğunu duyabilecekleri, esnafıyla, öğretmeniyle, eczacısıyla hep beraber sohbetlerini yapabilecekleri şehirler haline gelecek. Belki bu zor günlerde bunları değerlendirmek ve konuşmak hani acaba olacak mı diye bir süreçle karşı karşıya kalabilir. Milletimiz emin olsun bunların hepsi olacak. Afete karşı dirençli şehirler oluşturulacak. Afete karşı dirençli toplum olacak. Bunu da hep beraber sağlayacağız. Bunu gelip birisi bize bahşetmeyecek. Hep beraber çalışacağız, didineceğiz. Bunun altından kalkacağız. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun.